Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bloody B314 oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Bloody hepinizin bildiği gibi bir A4tek markası arkadaşlar. A4tek'in sadece oyuncu ekipmanları ürettiği bir marka diyebiliriz. Bu B314 klavyesi uygun fiyatlı bir oyuncu klavyesi mekanik e, tuşlara sahip ama e, full metalik mekanik değil arkadaşlar e, sadece bu klavyede W A S D tuşları mekanik geri kalan tuşlar Bildiğiniz standart e, plastik tuşlar arkadaşlar şimdi biraz e, tasarımına göz atalım e, sizlerde zaten görüyorsunuz az çok gördünüz şimdi W -A -S -D tuşları sadece mekanik dedik şimdi burada e ee, bir görebiliyor musunuz? Şöyle evet aydınlatmayı biraz arttıralım. Daha iyi olur. Evet. Şimdi daha iyi görüyorsunuz klavyeyi. Burada bir bilek desteği var. Ee, bu gerçekten önemliydi. Yani uzun süre oyun oynayan biriyseniz bir süre sonra bileğiniz ağrımaya başlıyor. Bu bileğin ağrımasını engelliyor arkadaşlar gerçekten. Ee, bu klavye belki de en tercih etmemdeki en büyük sebeplerden birisiydi bu. Bunun dışında söyleyebileceğim burada 9 adet görmüş olduğunuz gibi programlama yani programlanabilir tuşlar var. Bunu yazılım ile bu tuşları yazılım ile programlayabiliyorsunuz kendi kafanıza göre. Arka aydınlatması var zaten. Olmazsa olmaz. Oyuncu klavyelerinde bence. Arka aydınlatma mutlaka olmalı. Kablosunu görüyorsunuz. Uzun bir kablosu var. Aslında tam olarak gösteriyorum şu anda. Ulaşamayacağım kadar uzak bir yerde ama. E, örgülü bir kablo. Son derece kaliteli. Kolay kolay e, zarar görmeyecek bir kablo. E, bunun dışında. Burada space tuşu çok hoşuma gitti. Bakınız. Bu e, W, A, S, D tuşlarını kullanırken çok rahat basabiliyorum. Şurası bu bölge sol tarafı biraz daha kalın yapılmış, daha rahat e, oyuncunun basması için. W, bu mekanik tuşlar, evet, ya yani ses çıkartıyorum. Genellikle şimdi mekanik tuşlar yeni nesil klavyelerde artık hani sessiz. E, eskiden mesela bir daktilo ya benzer bir ses çıkartıyordu eski nesil e, mekanik e, klavyeler. Şimdi yeni nesiller yeni nesiller genellikle e, sessiz e, mekanik tuşlara sahip. Bu da aynı şekilde son derece sessiz. E, WASD tuşları e, mekanik e, dediğim gibi sessiz tuşlar bunlar. E, bununla birlikte arkasına biraz göz atalım diyeceğim ama kalınlığı şöyle bir kalınlığını görün. Kalınlığı bu şekilde. Yani arkasına da Göz atmaya gerek yok herhalde ya arkasında da pek bir şey. Yok. Şimdi burada e, ilginç bir şey var. Şimdi bu bana gelen klavyeden mi bilmiyorum ama e, tuşlara bas bastığımda e, sağa doğru bir böyle bir oynuyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz sanırım ama bu arkadaki o dersem ile ilgili bir problem var. Bana gelen klavyede mi var bilmiyorum, yoksa genelde mi böyle bir problem var? E, o konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani tasarım bu şekildeydi. E, bununla birlikte şimdi güzel bir yanı daha var bunun. E, biliyorsunuz oyuncuların en büyük işte e, sıkıntısı işte yanlışlıkla falan böyle bir Windows tuşuna basıp Masa üstüne atması atmasıdır. Bu birçoğumuzun başımıza başına gelmiştir herhalde. Şimdi bu klavyede Windows tuşunu tabii ki devre dışı bırakabiliyoruz. Fakat birçok klavyede yazılım desteğiyle, yazılım ile bu Windows tuşu devre dışı kalırken bu klavyede şöyle bir güzellik yapmışlar. Burada bir FN tuşu var arkadaşlar. FN tuşunu e, laptop kullanan arkadaşlarımız ...biliyorlardır. Çok görmüşlerdir Fn tuşunu. Burada bir kısa yol yapmışlar. Fn... ...F8 yaptığımızda burada gördüğünüz gibi G... ...simgesi yanıyor. Windows tuşunu devre dışı bırakmış oluyoruz. Windows tuşu çalışmıyor. Son derece hızlı ve pratik. Bu gerçekten hoşuma gitti. Bununla birlikte şimdi... ...diğer önemli bir unsur... E, aydınlatma, arka aydınlatma nasıl? Birçoğumuz işte gece karanlıkta falan oyun oynamayı seviyor. Şimdi biraz e, aydınlatmasını görelim nasıl bir aydınlatması var. Ben ışığı söndüreyim hemen. Şöyle, evet. Monitörümüzü de kapatalım ki. Evet. Görmüş olduğunuz gibi en yüksek e, şu anda aydınlatma ayarında. Yani Rahatlıkla görülüyor aslında. Bir problem yok. Ancak resimlerde falan bayağı abartılmış. Böyle Razer gibi falan böyle çok güçlü bir aydınlatması varmış gibi görünüyor resimlerde. Ama öyle değil aslında. Sadece burada WASD tuşlarını daha güçlü bir aydınlatma yerleştirilmiş. Diğer tuşlarda o kadar güçlü bir aydınlatma yok. Üç farklı... Ee, hazır modu var arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Kendi kafanıza göre e, değiştiremiyorsunuz bu renkleri. Yani yazılımına yazılımı var. Fakat hani o yazılımdan böyle kafanıza göre ayarlamalar yapamıyorsunuz. Onun onun yerine hazır bazı seçenekler sunulmuş size. Yine klavye üzerinden yapabiliyoruz e, bu ayarlamaları. Yazılıma hiç gerek yok aslında. Yazılım sadece bu programlanabilir tuşların ayarlanması için. Tabii karanlıkta çektiğim için göremeyeceksiniz ama yine Fn tuşuna basıp F12'ye bastığımızda bu şekilde gördüğünüz gibi renk geçişleri oluyor. Yanıp sönüyor bu şekilde. Size yani bu renkleri göstermek için ben yapıyorum bunu şu anda. Diğeri ise yine Fn tuşuna basıp klavyeden So, bu ok tuşlarına sol ok tuşuna bastığımızda ya da sağ ok tuşuna bastığımızda görüyorsunuz renkler değişiyor. Dört farklı renk var arkadaşlar. Kırmızı, mavi, yeşil ve pembe. Şimdi bu görmüş olduğunuz biraz daha e, kırmızı bir ton. Bu biraz daha pembemsi şeklinde. Bir de mavi var işte. Üç farklı hazır mod sunmuşlar daha doğrusu 4 farklı diyebiliriz buna bir de yanıp sönen olay var bu şekilde renkleri Arkadaşlar şimdi ışığımızı tekrar açalım Evet dediğim gibi e, bu şekildeydi şimdi biraz kutu içeriğinden de aslında ambansik yapacaktım ancak bu e, klavyenin Kutu içeriği çok zayıf arkadaşlar. İçinden sadece klavye ile garanti belgesi çıkıyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Ee, aslında bir bu tuşları sökmemize yarayan bir aparat falan verilseydi daha iyi olabilirdi. Çünkü bu illaki kirlenecek falan. Şimdi klavyenin bazı özelliklerinden de bahsedeyim. Ee, bu su geçirmez bir klavye. Su geçirmez olduğunu iddia ediyor. Tabii ben denemedim. Eee Yanlışlıkla falan böyle çok su falan bir şeyler döküyorsanız hani bu su geçirmez olduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Ben onların yalancısıyım. Bunun dışında 0.2 milisaniye kadar bir son derece iyi bir gecikme süresi var. Yani sizin komutlarınıza verdiği tepki son derece hızlı. Onu söyleyebilirim. Bu WASD tuşlarına basmak da çok rahat ben bunu 2-3 gündür falan kullanıyorum daha çok ben FPS oynayan biri olduğum için WASD tuşlarını falan çok kullanıyorum WASD tuşlarını çok beğendim yani çok hisli Ayrıca silikon kaplı bunlar arkadaşlar Dolayısıyla hani diğer Şeylerden ayrılıyor diğer tuşlardan ayrılıyor çok net şekilde Turuncu bir Silikonla kaplamışlar ve pürüzlü arkadaşlar görebiliyor musunuz evet Gerçekten çok güzel beğendim. Ee, bununla birlikte başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Eh, evet, plastik kalitesinden biraz da bahsedeyim. Plastik kalitesi yani e, standart bir plastik. O kadar hani kalite hissi vermiyor. E, standart bir plastik. Klavyede bu arada son derece ağır onu söyleyeyim. Yani aslında çoğu plastik olmasına rağmen bu kadar ağır olmamalıydı diye düşünüyorum. Biraz daha hafif olabilirdi klavye. Ee, bir de bu infrared e, optik şaft adında bir teknolojisi var. WASD tuşlarında sadece geçerli. Ee, bu teknolojiyle birlikte e, bu verdiğimiz komutları daha hızlı şekilde bilgisayara aktardığını iddia ediyor. Ki bence haksız değil gerçekten test ettim Son derece hızlı cevap veriyor Gerçekten güzel zaten bir oyuncu klavyesinde de Bu şekilde olmalı Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, Klavye bu kadar aslında çok fazla an, anlatacak bir şey de yok yani Klavyenin Anlatacak çok fazla bir, bir şey yok e, Tuşlar son derece rahat yani plastik tuşlar bile ee, son derece yumuşak yani sert değil basması çok kolay beğendiğimi söyleyebilirim özellikle bilek desteği benim çok hoşuma gitti evet arkadaşlar bu üründe bu şekildeydi bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyeyim ama demeden önce bir açıklama da yapayım şimdi bu şekilde videoları çekiyorum ama şimdilik bu şekilde e, maalesef bir stüdyo ortamı yok bende. E, ekipman dest ekipman eksiğim de var aslında bu tür videoları artık e, daha sık görüyor olacaksınız e, yazın özellikle e, çok ciddi planlarım var takipte kalın abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere